siyasette 50 artı 1 sabahtan bir yana biz anlatıyoruz ama bu iş nereye varır? Hı hı. Siyasetteki 50 artı 1 tartışması nereye varır sana soralım. Dün zaman kısıtından geçelim evet, diye yeltenmiştir Ela. Ben de hayır, bu konu evet. Önümüzdeki günlerde çok konuşacağımız bir konu. O yüzden kısa da olsa değinelim demiştim. Evet. Gerçekten de öyle oldu. Malum 50 artı 1 esasında ne demek? Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin bütünüyle esasında bir anlamda revizyonuna dönük bir mesaj demek. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine ilişkin hep Cumhur İttifakı çevreleri şunu söyledi. İki seçim geçti. Dolayısıyla halkımızın güven oyu alındı. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin devamı noktasında herhangi bir problem görmüyoruz demişlerdi. Ancak şunu da ifade etmişlerdi ki Cumhurbaşkanı Erdoğan da zaman zaman ifade etti. Sistemde bir revizyon yapılabilir. Bu revizyon ne şekilde ve neyi kapsayacak düzeyde yapılabilir? Elbette bunu konuştuk ancak ayrıntılara bugüne değin girilmemişti. Fakat 50 artı 1 hep tartışmalı olarak masadaydı. 50 artı 1'in sonucunu elbette siyaset cephesi gördü. Ne kadar işler olduğunu da gördü. Son seçimde şunu gördük. 50 artı 1 dolayısıyla ciddi bir oy oranına sahip lider Cumhurbaşkanı Erdoğan ya da yine partisinin belirli bir kazanım elde etmesi için çok daha küçük oy oranlarına sahip siyasi partilerle işbirliğine gitmesi gerekiyordu. Elbette bu siyaseti tıkayan bir gelişme olarak değerlendirildi. Dolayısıyla ben tek başıma işte %40 ile 50 arasında bir oy alabiliyorum. İlk turda ben bu oyu alıp seçilecekken neden ikinci tura diğer partilerle de işbirliği yapıp gitmek durumundayım sorusu elbette gündeme gelmiş. Sayın Cumhurbaşkanı da bu soru çerçevesinde görüşünü açık bir şekilde ifade etti. 50 artı 1'in değişmesi gerektiğini dile getirdi. Bu sözler elbette siyaset cephesinde oldukça geniş yankı buldu. Cumhur İttifakı olarak bakmamız gerekiyor meseleye. Başından beri Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini çok hararetli bir şekilde savunan MHP lideri Devlet Bahçeli vardı. Bahçeli sistemin her şartta devam etmesi gerektiğini ifade ediyordu. Sistemde bir revizyona nasıl bakar? 50 artı 1'in değişmesine sıcak bakar mı? Bugün MHP'nin grup toplantısı gerçekleştirecek. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin bu grup toplantısında vereceği mesajlar da son derece önemli olacak. Geçtiğimiz hafta bekliyordum ben ancak gerçekleşmedi. Bu hafta MHP lideriyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'da bir görüşme yapması oldukça yüksek olasılık. Malum bugün Cezayir ziyareti var. Yarın Türkiye'de olacak Cumhurbaşkanı Erdoğan. Yarın ya da öbür gün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın MHP lideri Devlet Bahçeli ile de bir araya gelmesini bekliyorum. Özellikle bu 50 artı 1 meselesinin masada olması da yüksek olasılık. Yine malum yargıdaki yetki krizi değerlendirecektir. Yerel seçimlere dönük iki parti arasında işbirliği mekanizması yürüyordu. Görüşme trafiği vardı. Bu görüşmelerde gelinen son durum yerel seçim işbirliğinin nasıl formüle edileceği de iki liderin görüşmesinde elbette masaya yatırılacak. Bu hafta bitmeden iki liderin bir araya gelmesini bekliyoruz. 50 artı 1 meselesine gelecek olursak, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi bağlamında elbette ki Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini inşa eden ve bunu sistemin ayakta kalmasını sağlayan bu anlamda Cumhur İttifakı'nın liderlerinin ya da kurmaylarının ne diyeceği önemli. Elbette AK Parti kurmayları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ifadeleri doğrultusunda beyanlar vermeye başladı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan bir değerlendirme geldi. Cumhurbaşkanımızın da özellikle eleştiriler karşısında ifade ettiği 50 artı 1 meselesi de oturulup konuşulur. Elbette bu düşünce önemli bir düşünce. Bu konuda takdir Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndir. Yeni anayasa hedefi doğrultusunda bunların hepsi konuşulur, tartışılabilir ve mecliste tabii ki bunlar bir mutabakat çerçevesinde olabilecek hususlardır dedi Adalet Bakanı Yılmaz Tunç. Yani ihtiyaçlar durumunda değişikliklerin revizyon ihtiyacı varsa kaçınılmaz olduğunu dile getirdi. Bunu da dile getirirken yeni anayasa vurgu yaptı. Dün de ifade etmiştim. Elbette ben
bu 50 artı 1 meselesi, Anayasa Mahkemesi meselesi, tüm bunlar parça parça da görünse iktidarın nihai olarak bir anayasa değişikliğinin neden gerekli olduğu ya da yeni bir sivil anayasanın neden inşa edilmesine gerekçe olarak tüm bunları dile getiriyor ve önümüzdeki günlerde de tüm bu hususları sıralayarak hem Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hem de Cumhur İttifakı kurmaylarının yeni bir anayasanın elzem olduğuna dönük mesajlar vermesi oldukça muhtemel. Muhalefet nasıl baktı meseleye? Elbette CHP sistemin bütünüyle iflas ettiğini dile getirdi. Dolayısıyla dün CHP MYK'sında elbette bu konu ele alındı. Bu konuya ilişkin de değerlendirme CHP sözcüsü Deniz Yücel'den geldi. Deniz Yücel, anayasayı tanımayan bir anlayışta anayasayı görüşemeyiz dedi. Sistemin iflasıdır. Zaten halkımız iflas etmiş durumdadır. Ancak denge ve denetleme mekanizmaları olmayan bir cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ülkemize hiçbir faydası olmadığını yakın geçmişte yaşadık. Konumunu korumak için bir pozisyon değişikliği içine girmişler dedi CHP sözcüsü Deniz Yücel. Bu da oldukça dikkat çekici bir çıkıştı. Meseleye dediğim gibi iktidar çevresinde bir anayasa değişikliği teklifi geldiğinde CHP'nin yeni değerlendirmesinin yine benzer bir şekilde olumsuz olacağını ifade etmiş oldu. İyi Parti'den ise farklı bir değerlendirme geldi. İyi Parti sözcüsü Kürşat Zorlu konuştu bu konuya dair. Türkiye bu kutuplaşmayla devam edemez dedi. Biz bu açıklamanın hukuki ve siyasi açısından en net ifade koyan partiyiz. Bu ülkede 50 artı bir sistemin taşınması mümkün değil. Bu sistem tartışmaların geldiği noktada kıymetli. Bizim uyarılarımız her zaman ortadadır. Sürecin inşa edilmesi için gerektiğini düşünüyoruz. Erdoğan'a yerel seçimlerde ne kadar samimi göreceğiz dedi. Dolayısıyla İyi Parti 50 artı 1'de ya da sistemde yapılacak revizyona destek verecek gibi görünüyor. Ama bu 50 artı 1 çıkışı yeni anayasa meselesi bağlamında önümüzdeki günlerde çok daha yoğun bir şekilde konuşulmaya devam edecek Ela.